Selamlar dostlar, Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bildiğiniz üzere Rainbow Six Siege'de sezonumuz bitmek üzere ve dün yeni sezonun paneli yapıldı. Yeni yıl demiyorum çünkü sadece önümüzdeki sezonun paneli yapıldı. Bu akşam da saat 11.30 civarında 5. yıl paneli yapılacak. Yarın da bu saatlerde o panelin videosunu hazırlamaya çalışırım. Şimdi panelde ne vardı ne yoktu biraz inceleyelim. İncelemek istiyorum. Fakat normalde bildiğiniz üzere bunu site üzerindeki notlar üzerinden yapardık. Sanırım siteyi yeni yıl panelinden sonra güncelleyecekler. Bu yüzden panelde paylaşılan videoyu ben biraz kestim, biçtim. Onları izlerken ufak ufak yorumlayarak devam edelim. Öncelikle yeni sezonumuzun ismi Void Edge. Yeni operatörlerimizin isimleri de Oryx ve Yana. Oryx'in videosunu şöyle bir açalım. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Hatta büyütelim. Sesini de kapattık. Arkada gereksiz sese gerek yok. Oryx Ürdün doğumlu, 2 armor, 2 hız, 1 defans operatörü ve özelliği de koşup koşup duvarları, barikatları yıkabiliyor olması diyebilirim. Bu biraz kafa karıştırsa da roamer olarak epey can yakabilecek bir potansiyeli var gibi gözüküyor. Ayrıca daha da önemli bir özelliği ise açılmış hatchlere aşağıdan zıplayarak çıkabiliyor olması. Bu rotasyon yapmak adına çok güçlü bir özellik. Hatta hatchlere zıpladıktan sonra tutunabiliyor ve oralarda biri var mı yok mu diye kontrol ettikten sonra ister yukarı çıkabiliyor isterse tekrardan aşağıya atlayabiliyor. Gerçekten atak operatörlerinin işi artık daha zor diyebiliriz. Oryx'te silah olarak Duck ve Rook'ta bulunan MP5 var fakat Ekok kullanamıyor. Arkada da dönen videoda fark ettiğiniz gibi özelliğini kullandığında kısa süreliğine daha hızlı koşmaya başlıyor ve barikat gibi yahut güçlendirilmemiş duvarlar gibi bir yere çarptığında orayı yıkıp geçebiliyor. Hatta rakiplere de çarpıp onları yere düşürebiliyor ki bunlara Monty de dahil, tam şu an o sahne dönüyor hatta. Bu Monty için epey sıkıntılı bir durum. Oryx oynaması epey eğlenceli bir operatör olacağı benziyor. Bakalım göreceğiz. İşte şu an hatch'e tırmandı, etrafına bakınıyor ve aşağı indi tekrardan. Bu gerçekten defansta rotasyon yapmak adına inanılmaz bir yenilik diyebilirim. Yine hatch'ten baktı, yukarı çıktı. İkinci silah olarak Bailiff'i de var. Maestro ve Elibay'ın da kullandığı. Bu videonun ne kadarı kalmış? Bitmek üzere zaten. Oryx'i de geçer. Yana üzerinden konuşmaya devam ederiz. Gördüğünüz gibi her bu arada duvara vurduğunda 10 canı gidiyor. Burada da Yana'yı düşürüp öldürdü. Geçelim şimdi atak operatörümüz olan Hollandalı Yana'ya. Yana'nın da videosunu açalım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Güzel, sesi de kısık. Yana aynı defans operatörümüz olan Elibay gibi kendisinin bir replikasını yaratıyor. Fakat Elibay'ın replikalarına göre çok büyük bir farkı var. Yana bu replikayı kontrol edebiliyor. Ripple yapmak ve ateş etmek dışında oyunda ne yapabiliyorsak normalde bu replikayla da aynı şeyleri yapabiliyoruz. Yani replikamızı bir nevi ayaklı drone olarak kullanabiliriz. Rakiplerimizi şaşırtmak için kullanabiliriz. Bunun gibi şeyler daha yaratıcılığımıza bağlı olarak kullanabiliriz replikamızı. Replikamız tuzaklar hariç bize hasar veren şeylerin tamamından etkileniyor ve aldığı ilk hasarla yok oluyor. Fakat bir şarj süresi var ve süre tamamlanınca replikayı tekrar yaratabiliyoruz. Bunun haricinde tabii ki replikamızı yönetirken kendimiz herhangi bir hareket yapamıyoruz. Yanada Ashe'de bulunan G36 ve Nomad'de bulunan RX sanırım 200'lü silahları mevcut. Ayrıca cihaz olarak da el bombası ve sisler arasından biz tercih yapabiliyoruz. Şimdilik diyelim çünkü test serverdan sonra bunların değişme ihtimali var biliyorsunuz ki. Yana'da gayet keyifli bir operatör olacak gibi duruyor. Özellikle takım oyununa çok uygun olabileceğini düşünüyorum. Yani Yana'nın replikasıyla beraber rushlayan eşler falan geliyor şu an aklıma. Çok etkili olabilir. Bu arada arkada dönen görüntülerde fark etmişsinizdir. Oregon'da çok büyük değişiklikler mevcut. Bayağı değişik mekan ve eklemeler var. Fakat bu videoda çok bahsetmek istemiyorum haritadan. Zaten 2 gün sonra test server'a yeni sezonumuz gelecek. Orada inceler ve haritaya özel bir video yaparız. Kısa bir yorum yapmam gerekirse bence zaten Oregon rekabetçi maç havuzunda rotasyon açısından en sıkıntılı haritaydı. Hatta en kötü haritaydı diyebilirim. Yani geçen sezona kadar Skyscraper olduğunu düşünüyordum. Skyscraper'ı kaldırmışlardı bildiğiniz üzere bu sezonun başında. Bu sezonda uzunca bir süredir şikayet ettim. Oregon'u kaldırmak yerine değiştirmeleri daha çok hoşuma gitti. Keşke Skyscraper'ı da bir şekilde oynayabileceğimiz bir hale getirseler de oynayabilsek. Umarım bu rework güzel olur.
başka da bir şey diyemeyeceğim. Bu videomuzun ne kadar kalmış? Bunun da çok az kalmış. Yana'ya ait son kısımları da izleyelim ve geçelim. Bunlar haricinde ufak ama çok güzel bir haber var. Bildiğiniz üzere barikatlar epey sıkıntılıydı. Kırmaya çalışıyordunuz, kırılmıyordu. Kırılıyordu ama parçaları kalıyordu ve siz diğer tarafı göremiyordunuz. Hatta bazen tamamen kırılmış barikat sizde kırılmamış gibi gözüküyordu. Böyle böyle problemler mevcuttu. Bu arada çok kısa bir videoymuş. Bir kere daha baştan oynatalım. Böyle böyle problemler mevcuttu demiştim en son. Bunları tamamen düzeltip yeni bir sistemde problemleri açtıklarını söylüyorlar. Umarım bir sıkıntı yaşanmaz. Çünkü bu oyunun buglarından, glitchlerinden, sorunlarından hepimize gına geldi. Umarım problemi çözmüşlerdir diye yorumlayıp bunu da bir geçelim. Yine iki operatörümüzde önemli değişiklikler var. İlki biraz üzücü olsa da mantıken olması gerekendi. Bu arada videoyu açmadım. Evet, Legion traplerini nereye atarsak atalım ve nereye gidersek gidelim görebiliyorduk. Artık hem araya başka bir obje, mesela herhangi bir duvar, masa gibi şeyler girdiğinde hem de belli bir mesafeden sonra göremeyeceğiz. Videoda da gördüğünüz gibi. Ama zaten mantıken bunun böyle olması daha doğruydu gibi geliyor. Yani Frost metlerini göremiyorsa Legion'a da traplerini görmemesi gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi uzağa çekilince göremiyor, arada duvar varken göremiyor falan filan. Hızlıca bunu da geçelim. Önemli bir değişiklik, önemli bir nerf. Legion oynayan arkadaşlar üzülecektir diyeceğim. Herkes Legion oynuyor olması gerek. Yine Twitch'te güzel bir değişiklik var. Artık Twitch dronları da Echo drone'u mantığıyla çalışacak. Başlangıçta 3 tane lazerimiz var ve kullandıktan sonra yavaş yavaş tekrar şarj oluyor. Yani dronları kırdırmadığınız sürece epey etkili olabileceksiniz. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü drone'un lazeri 15'ten 5'e düştüğünden beri çok da nitelikli bir şekilde kullanılmıyordu Twitch drone'ları. Artık daha dikkatli olacağız. Bunlar haricinde Tachanka ve Castle'la alakalı değişiklik dedikoduları da var. Fakat bunlara dair resmi bir açıklama olmadı. Belki akşamki panelde konuşulur. Bunların tamamının dışında bir de yeni elit skinimiz var. Zaten çok önceden sızmıştı ama onun da tanıtımını bir izleyelim ve yavaş yavaş videoyu bitirelim. Onun biraz hatta sesini açalım. Kaveira elit skin. Doğruyu söylemek gerekirse güzel gözüküyor. Son dönemde çıkan elitlere göre güzel gözüktüğünü söyleyebiliriz. Yani benim fikrim bu yönde. Biraz Lara Croft'a anımsatıyor Tomb Raider'dan. Şöyle video bitsin. Evet. Gayet hoş gözüküyor. Hatta burada durduralım. Bunun üzerine devam edelim. Ne dedim? Elit skinler falan filan derken benim elit skinler hakkındaki fikirlerimi zaten kanalın sıkı takipçileri biliyordur. Almayın, gidin paranızı mantıklı şeylere harcayın falan diyorum. Ama günün sonunda bir bakıyorsunuz ben de almışım elit skini. Ya ne diyebilirim? Üzücü. Bunlar haricinde panelde ufak tefek birkaç bir şey daha paylaşıldı. Çok söylemeye kayda değer mi bilemedim. O yüzden notlarım arasına almadım. Başta da dediğim gibi bu önümüzdeki sezonun paneliydi. Bu akşam bütün yılın paneli olacak. Yarın o videoyu da umarım yapabilirim ve o videoda da görüşürüz. Bu arada 17 Şubat'ta bu sezon içeriği Test Server'da olacak. Bunu da söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.